Kahramanmaraş'ta çocuk tekstil alanında kişi özel dikim yapan Melike Akgül'ü tanıyor ve sektöre giriş öyküsünü dinliyoruz. Ben Melike Akgül. 5 yıl önce Türkiye'ye temelli dönüş yaptım. 4 yıl önce de bu işe başladım. Nasıl başladı hikaye? Neden özellikle bu sektöre girmeye karar verdik? Yani çocukları çok seviyorum. 2 tane kız çocuğum var. Yani bir başladık. Küçük bir makineyle başladık. Küçük bir kitleyle başladık. İlerliyoruz. Hala da ilerlemeye devam ediyoruz. Ürün yelpazemiz nedir? Neler var? Şimdi burada kız çocuklarımız için var. Erkek çocuklarımız için de var tabii ama neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet, bahsedelim. Aslında 0-3 aylıktan başlıyoruz kitle olaraktan. Yani kız erkek olsun. Hastane çıkış setlerimiz, yataklarımız ama daha çok gelinlik tarzı, bebek gelinliği, bebek abiyesi. Annelerimiz bizi buluyorlar. İletişime geçiyoruz. İstediği şeyi, hayal ettiği şeyi bize söylüyorlar. Biz de onu hayata geçiriyoruz. Seri üretim şeklinde değil. Evet, tamamıyla evet. Kişiye özel yapıyoruz. Aynen öyle. Kişiye özel, birebir iletişim kuraraktan. Yani bu üründen elimizde 10 tane olmuyor. Bu evet, bir kişinin aynen birebir resimliyoruz hanımefendiye. Okeyliyor ve kargoluyoruz bu şekilde. Ve ölçüleri istiyoruz. Doğru alabilmiş mi? Karşılaştırıyoruz. Doğru bedeni bir şekilde buluyoruz yani. Harika. Renkte hiçbir sıkıntımız yok. Her renkte kullanabiliriz, yapabiliriz değil evet, mi? Zaten evet. Oldukça geniş şu an. Aynen. Anne kendi abiyesini alıyor, bize resmini atıyor. Bu renklerde bu modelinizi istiyoruz diyor. Harika. Biz de o şekilde tasarlıyoruz. Kaç günde bitebiliyor ortalama bir elbisemiz ya da kıyafetimiz? Yani şöyle, aslında listemizin yoğunluğuna göre diyelim. Bazı aylar çok yoğun oluyor mesela. Ama genelde acil listemiz de var. Kimseyi mağdur etmiyoruz vakitli bir şekilde. Yine de çok teslimat güzel. Hazırlık 10 gün diyoruz yani. 10 gün. Ama bazen de tabii kargo olayları olduğunda da kargo süresini de hesap etmek evet, gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bölgeye göre, köydeyse mesela, ilçede her yere yolluyoruz zaten. Yurt içi, yurt dışı bu şekilde. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle kıyafetlerimiz hakkında. Kullanılan malzemeler de bu noktada çok önemli. Çünkü tabii çocuklarımızın ki. Bedeniyle bütünleşiyor. Tabii tabii kesinlikle. Bunlar da nelere dikkat ediyorsunuz özellikle? Mesela iç astarları bebekler için uyumlu pamuk saten kullanıyoruz. Çok güzel. Bebekleri rahatsız etmeyecek şekilde. Yani kaliteli ürün kullanmaya çalışıyoruz. Elimizden harika. Geldiğince güzel ürünler çıkması için. Üstüne istediğimiz her işlemi yapabiliyoruz aslında. Tabii tabii. Bunu şimdi değerli izleyeceğimize görüyorlar. Bir pullu aslında evet, güzel aynen. bir elbisemiz var. Aha. Çiçeklerimiz var. İstenilen her şeyi de üzerine aynen. uygulayabiliyoruz. Mesela anne diyor ki atıyorum böyle burasında bir fiyon koyabilir misiniz diyor. Olur yani yapıyoruz. Model istiyor. Tabii. Ekleyebiliyoruz aslında. Ekleme de yapıyoruz zevke göre. Harika. Bazen diyoruz yani hoş durmaz fikir de verebiliyoruz. Sizce bu işin başarının sırrı nedir? Yani severek yapıyor olmam. Yani severek yapıyorum. Her gün aynı hevesle gidiyorum iş yerime. Çok güzel. Ve de yine söylüyorum çocuklar için. Çocuklara yapıyorum. En sevdiğim iş yani çocuklar. Çocukları seviyorum çünkü. Çok güzel. Bu noktada da işimizi severek yapmak önemli. Aynen öyle. İnsan sevdiği işi yapmalıymış. Sevdiğim işi yapıyorum. Mutluyum. Ne mutlu size diyelim aynen. o zaman. Peki ileriye dönük hedeflerimiz var mı? Bundan sonrası için neler yapmayı planlıyoruz? Yani bu işe ilk başladığımda buralara gelebileceğimi düşünmüyordum. Daha da ilerleyeceğime eminim. Yani neden olmasın? Belki bir Almanya'da daha bir mağaza açabilirim. Yani şu an için hedef koymuyorum ama zaman gösterecek.